Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün araçtayız. Değişik bir kamera açısı. Alttan kablo mablo geliyor. Şehir içi ama yine trafikte gideceğimiz için sorun olacağını düşünmüyorum. Evimize giderken bir konuyu işleyelim dedim. Yeni bir akım başlatıyorum. Akım değil daha doğrusu video serisi başlatıyorum. Bu video serisinin adını arabada konuşan adam koyacağım. Arabada konuşan adam yani otomobilde konuşan adam da düşündüm ama arabada konuşan adam daha doğru olur herhalde. Zaten videonun konusu başlıkta yazıyor. Böyle bilgilendirici ya da böyle günlük ya da otomobil dünyasında manşet olan şeyleri konuşacağız. Sıkıntılarımızı konuşacağız. Dile getireceğiz. İnşallah dile getirdiğimizde bu sıkıntılar belli bir yerlere gidecek. Yine her zamanki gibi İstanbul trafiği böyle. Çok konuşacağız demek bu galiba. Çok konuşacağız. Canım da sıkılıyor. Hazır sizlerle konuşalım. Kapılarımızı kilitleyelim. Her gün her yer hırsız dolu. Camlarımızda en açık tonda film var. Sökmedik. Neden? Arkada çanta var. Bilgisayarımız var. 7-8 bin liralık makinalar var. O yüzden sökmedik. Güvenlik amaçlı yani. Okey? Neyse buradan da iyi bir mesaj verelim. Arkadaşlar olay Türk. Evet bu firmayı hatırlayacaksınız. Gençler çok hatırlamaz ama muayene istasyonları özelleştirildi. Önceden devletimiz muayenesini yapıyordu. Biz parasını veriyorduk değil mi? Ama sonrasında ne oldu? Muayene istasyonları özelleştirildi. Muayene istasyonları özelleştirildiğinde devletin açmış olduğu ihaleyle bu özelleştirmeyi kim aldı? TürkTürk aldı. Yabancı bir marka diyebiliyorum. Yabancı marka diyebiliyorum. Neyse bunlar aldı bu ihaleyi. Daha sonrasında Tramer diye bir şey çıktı. Araç sorgulama çıktı. Önceden böyle bir şey yoktu. Arkadaşım giderdin aracın dosyasını falan açtırdın. Ama daha sonrasında bu araç sorgulama çıktı. İnsanlarımıza iyi de oldu. Süper bir hizmet oldu dedik. Hasar kayıtlarımızı gördük. Pert kaydı diyorduk önceden. Ağır hasar demeye başladık. Ya da tam ziyan demeye başladık. Bu tarz şeyleri söylemeye başladık. Tramer'den sonra. Ardından kilometre sorguları, işte sorguları Çevre ve Denizcilik Bakanlığı'ndan mı ne? Böyle bir şey hatırlıyorum. Tam doğru olmayabilir. Altında yazarak bize geliyordu. İşte şu yolda, şu kilometrede, şu yolda, bu kilometrede muayeneye girmiş. Ben dedim ki mükemmel bir hizmet. Bunu yapanın Allah razı olsun elini öpmek lazım. Çok 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 takdir ettim. Gerçekten bu piyasayı baya baya düzgünleştirdi. İnsanlar kilometre düşüremedi. Neden? Çünkü bilgiler yer alıyor. 2 yıl aralıklı bilgiler yer alıyor. Yani yine düşürenler, ufak ufak düşürenler oldu. Ama büyük ölçüde engelledi. Daha sonra ne oldu? Süreç nasıl ilerledi? Daha sonrasında sadece son girdiği kilometreyi atmaya başladılar dikkat ettiyseniz. Normal kilometre gelmiyordu. Sadece son girdiği kilometre geliyordu. Ona da eyvallah dedik. Yani insanlar yine düşürüyordu. Kilometre düşürüyordu. Aracı muayeneye sokuyordu falan gibisinden yapıyordu. Yine onunla şikayetçileri çıktı. Ona da eyvallah dedik. En azından bir kilometre sorgusu çıkıyor dedik. Sonra ne oldu? Bitti. Bitti gitti. Hangi zihniyet? Nasıl zihniyet? Yani bunun devletimizle bir alakası yok. TürkTürk'den alınan o veriler neden alınmıyor? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir... Ya bu nedir biliyor musunuz? Alenen biz dolandırıcıları seviyoruz kardeşim. Siz ezilin, siz dolandırılın, siz mahkemelerde sürünün diye biz bunu kaldırıyoruz. Bunun Türkçe meali bu yani. Yoksa ambulans geliyor, yol verelim. Bunun başka bir açıklaması yok. Varsa yazın yani. Bunun başka ne gibi bir açıklaması olabilir ki arkadaşlar? Abi yol açsanıza. Yazık kıvrana kıvrana gidiyor. Allah'ım sen yardım et. Yani bunun ne gibi bir açıklaması olabilir ki? Şu an sorgulamayı da zam. Her şeye zam olduğu gibi sorgulamaya da bir zam geldi elbet. Ne kadara çıktı? 7 TL şu an itibariyle sorgulama, araç sorgulama plakayla. Şimdi sen çıkıp da desen ki 7 lira değil de kardeşim muayene bilgisini de istiyorsan yani kilometre bilgisini de istiyorsan 10 lira. Okey herkes verir bunu ben inanırım. Helali hoşun olsun. Bak o aldığı 7 milyon da helali hoşun olsun. Çünkü bu Tramer çok iyi. Sorguluyorsun ve çoğu kişi yani şöyle söyleyeyim hatadan kurtuluyor. Ayıplı araba alacak. Sorgulaması ayıplı araba alacak. Bilmeyecek. Nereden bilecek? Ta ki arabayı alacak götürecek. Kasko yaptırırken arabanın pert kayıtlı olduğunu anlayacak. Ama
çok kişiyi böyle böyle kurtardılar. Allah bin kere razı olsun. Bu çok güzel bir hizmet. Ama bunu niye kaldırıyorsunuz be kardeşim? Niye dolandırıcıların önünü açıyorsunuz? Yani bizim ülkemizde kaos mu istiyorsunuz, karmaşa mı istiyorsunuz? Yani insanlar birbirini mi öldürsün kilometre düşürmüş diye? İnsanlar birbirine mi girsin? Ya da insanlar mahkeme köşelerinde mi sürünsün? Ne güzel böyle bir hizmet vardı. Parasıyla alıyorduk biz bu hizmeti. Siz bu bir hizmeti, bizim orada bir laf vardır. Dedenizin hayrına bize yapmıyordunuz. Parasıyla alıyorduk biz bu hizmeti. Paramızı veriyorduk, bu hizmeti alıyorduk. E şimdi niye yok kardeşim? Yine para veriyoruz ama yine bu hizmeti alamıyoruz. Bu nedir ya? Ya bu ülkede neden bir şey düzgün gitmiyor ki? Ben buna kendimce söylediğim devlet büyüklerimize gerçekten bu konu için ya bu konuya bir çare bulun. Gerçekten çok insanın canı yanıyor. Çok çok insanın canı yanıyor. Yani şöyle şeyler oluyor. Araç örneğin benim, ben araç alım satım iş yapıyorum kardeşim. Benim çeşitli markaların, birçok markanın bayilerde filan tanıdığım var. Plakaya şasör numarasını veriyorum. Bana hangi kilometrede bayiye girmiş? Yani bayiye girer girmez çünkü kilometreyi yazıyorlar. Söylüyorlar. Eyvallah. Ama olmayan ne yapacak? Tanıdığı olmayan ne yapacak? Ya da şöyle bir şey var. Tanıdığı olmayı bir bırak. Araç hiç servise girmemişse ne yapacaksın kardeşim? Velhasıl kelam araç hiç servise girmedi. Ne yapacaksın? Servisin kapısından geçmemiş. Hep özel serviste bakımlarını yaptırmış. Ne yapacaksın? Bir şey yapamayacaksın. Dolandırılacaksın. 200 bindeki arabayı 100 bin diye alıp bineceksin. Her gün masraf açacak araba. Diyeceksin bu niye masraf açıyor? 100 binli araba niye masraf açıyor bana bu kadar? İşte bunlar hep bu yüzden. Yani gerçekten anlamış değilim. Kendimi, aklımı, fikrimi, zikrimi çok zorluyorum. Yani buna anlam veremiyorum. Dolandırıcılığın önü neden böyle açılıyor? Buna da hiç ama hiç anlam veremiyorum arkadaşlar. Bu konu bizim kanayan yaramız. Ülkede bu konudan çok çeken insanlar var. Aman siz de dikkatli olun. Aman dikkatli olun. İnceleyin, sık dokuyun. Arabayı göstermeden almayın. Bu konulara dikkat edin. Zaten arkamızda bizim kimse yok. Görüyorsunuz yani araba alış satışında kimse yok ki arkanda. Bir başınasın yani. Anladın? Yani bir şey olunca bir mahkemeye başvursan bir sene. Sonuçlanması bir sene yani. E ulan senin para ne oluyor be kardeş arada? Yani arkadaşlar bu konuya gerçekten ama gerçekten inşallah bir çare bulurlar devlet büyüklerimiz. İnşallah bu konu çözülmüş olur diyorum. TÜRKTÜRK'ün bu olayından kanayan yaramız, otomotiv sektöründe kanayan yaramız bu olay. Bunu sizlere belirtmek istedim. Bir ikinci konumuz var. Bu konumuz akaryakıt fiyatları. Hayırlı olsun. Son zamlardan sonra mazot 4.95'e geldi. Evet. 4.95 mazotun litre fiyatı. 5.50 civarı da benzinin fiyatı. LPG 3.30'lara dayanmış zaten. Şimdi yani ne desem ki bu konuda ne desem. Hep bana yazıyorsunuz. Abi şununla ilgili video yap. Şunu dile getir. Şunu insanlar duysun. Dile getir. Ya herkes biliyor zaten mazotun fiyatı yazıyor. Her petrolün önünden geçtiğimizde yazıyor. Mazotun, benzinin, LPG'nin fiyatı yazıyor. İnsanlar bunu bilmiyor mu? Haberler bas bas bağırıyor. İnternet siteleri, sosyal medya kaynıyor. Ama ben yine de o arkadaşları kırmayacağım. Çünkü azımsanmayacak bir kitle. Özellikle Instagram'dan bana çok yazdılar işte bunu dile getir, bunu dile getir akaryakıt fiyatlarını. Ne diyelim ki? Yani son şeylerle birlikte %66 vergi alınıyor akaryakıtta benzinden. Bakın %66 vergi alınıyor. 100 liralık ben benzin aldığımda arabama aslında 35 liralık benzin alıyorum. 65 lira devletime ödüyorum. Bakın ben vergi karşıtı bir insan değilim. Vergi ödeyelim. Vergi bize hizmet olarak dönüyorsa ödeyelim. Hizmet olarak dönüyor. Tamam eyvallah ödeyelim. Vergisiz olmaz. Vergi ödemekten de gocunmuyorum ya da vergi ödemek zoruma gitmiyor. Ödeyelim. Ama bu kadar vergi olmaz ki ya. Bu sizce hak mı? Bu dinde de hak değil. Bu kime sorarsan sor insanlıkta da hak değil. Ne de hak bu ya? Arkadaşım ya böyle bir vergi sistemi yok.
biz size kazanmayın demiyoruz. Biz size vergi almayın demiyoruz. Zaten bu ülkede aldığımız nefesten bile vergi veriyoruz biz. Evlere vergi, arabalara vergi, her şeye vergi veriyoruz. Ve hepsine her sene zamlar geliyor. Değil mi? Eyvallah, başımız üzerine veriyoruz. Ama bu ülkede akaryakıt çok önemli. Akaryakıt zamlanınca her şey zamlanıyor. Akaryakıt zamlanıyor, şu giydiğin gömlek bile zamlanıyor. Çünkü niye? Nakliye. Nakliye zamlanıyor. Nakliye zamlanınca ne yapıyor? Adam üzerine para koyuyor. Giydiğin kot, yediğin yemek, her şey zamlanıyor. Ama şöyle bir şey diyeceğim ben. Yani %66.8, ya 67 diyelim artık ona, vergi koyacağına, tamam mı? Bana %35 koy. %30 koy vergi. Ya biz vergi vermeyelim demiyoruz ki. Bizim ülkemiz kalkınmasın demiyoruz. Bizim ülkemizin vergiye ihtiyacı yok da demiyoruz. Var. Vergiye ihtiyacımız var. Kalkınmamız, gitmiş bir ülke olmamız için buna ihtiyaç var. Ben yok demiyorum. Vergi vermeyelim. Direkt mazot alalım. Bunu da demiyorum. Ama yani %66 nedir ya? Ya düşür onu %35'e. Yine alalım. Bakın ülkede her şey ne kadar güzel olacak. Bakın ülkede her şey ne kadar güzel olacak. Bizim milli gelirimiz ortada arkadaşım. Bu milli gelirle biz %66 vergi ödeyerek, 67 hatta vergi ödeyerek akaryakıt alıyoruz ya. Benzin alıyoruz. Sonra ülkede her şey zamlanıyor. Niye zamlanıyor? Sonra insanlar hırsızlıkla yapmaya başlıyorlar. İnsanlar helal para kazanmayı değil de harama başvuruyorlar. Neden? İşte bu yüzden sıkıntı, geçim sıkıntı, psikolojisi bozuluyor. Yeri geliyor adam arabasına binemiyor artık. Zaten işte bandrolüdür, sigortasıdır, kaskosudur, osudur, busudur öderken bir de yakıtına para veremiyor. Ne yapıyor? Arabayı satıyor, arabasını satıyor. İşine minibüsle gidiyor. Belli bir yerden sonra bu illete alışmış insan psikolojisi bozuluyor. Bunlar hep bir zincir halkası gibi düşünün. Böyle böyle insanlar kendinden artık yani geçiyor bir şekilde yani. Ne oluyor? Hırsızlıklar baş gösteriyor, depresyonlar baş gösteriyor, işte akıl hastaları baş gösteriyor, şiddet baş gösteriyor ülkede. İşte insanlar geriliyor trafikte. Bak, bakın şu araba LPG'li, tamam. 3.30'dan LPG almışım. 7 kilometreyi 1 saate gidiyorum ben. Evim 7 kilometre. İşimle evim 7 kilometre. Bakın video başladığından beri hep dur kalk, dur kalk, dur kalk. Arabanın en çok yaktığı dönem değil mi? En çok yaktığı dönem trafikte biliyorsunuz duruyor kalkıyor. Daha hızlanmadan, devri yükseltmeden. Yani 5. vites 70'e takıp sabit gitmeden ya da 80'e takıp sabit gitmeden dur kalk, dur kalk. Ne oluyor? Araba çok yakıyor. Olsun, yaksın, ne güzel değil mi? Şu an bakın etrafımız komple araba. Hepsi aslında vergi yakıyor. Vergi yakıyoruz bakın. Şu an hepimiz vergi yakıyoruz. Bu yazıktır ya. Bizim üzerimize bu kadar gelmeyin. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bakın dört tarafımız denizlerle çevrili. Cennet vatan ya. Biz bu ülkeye aşığız. Ama bu ülkede neden böyle ya? Neden böyle bilmem kaçıncı sınıf insan muamelesi görüyoruz ya? Allah aşkına ya. Gemilere, yatlara bizden ucuza mazot alıyorlar ya. Ya o kadar vergi yani bilmiyorum ama başka bir ülkede herhalde bu kadar vergi alınsaydı, net konuşuyorum. Bakın bu bir eleştiriyse de eleştiri. Net konuşuyorum. Başka bir ülkede bu kadar vergi alınsaydı, işte mazottur, telefondur en basit örneği, şu telefondur. Bunlardan bu kadar vergi alınsaydı arkadaşlar, tüm samimiyetimle konuşuyorum, şu an bizim geliştiğimizin 10 katı gelişirlerdi. Başka herhangi bir ülkede bu kadar vergi alınsaydı. 10 katı, bakın net söylüyorum, 10 katı gelişirlerdi. Adamlar belki de uzaya yürüyerek gidiyorlardı, merdiven kurmuşlardı artık. Yani bu kadar vergi alınsaydı. Bakıyorsun, rezidanstan başka bir şey yok. Gelişme rezidansı da tamam, güzel rezidanslar yapılıyor, güzel bloklar yapılıyor. Tamam, bizim konuşmalarımın başında da söylediğimiz gibi itirazımız yok. Alın. Alın. Helali hoşunuz olsun. Ama bu kadar almayın ya. Yapmayın yani. Düşürün %30'a vergiyi. Ne olacak?
Ne olacak, ben 100 liralık yakıt aldığımda diyeyim ki 70 lira aldım, 30 lirasını da devletime verdim. Katkım olsun, helali hoş olsun. Ama şimdi 100 liralık yakıt alıyorum, 65-66 lirasını devlete veriyorum. Ulan diyorum, lanet olsun ya, bu nasıl bir sistem ya? Ben aslında 35 liralık, 34 liralık yakıt alıyorum diyorum ya kendime. Ve ne oluyor? Sinirlerim geriliyor. Ve ne oluyor? Psikolojim bozuluyor. Ya litresi 5.50 nedir ya? Gerçekten nedir ya? Merak ediyorum. Bakın, bu ülkede hükümet yanlısı da olabilirsiniz, hükümet karşıtı da olabilirsiniz. Ben siyaset yapmıyorum. Bu hükümetle de olan bir şey değil. Daha önce de böyleydi. Daha önce de vergi bu kadar alınıyordu. Ona lafım yok. Ama yani bu ülkede artık belli şeylerin değişmesi lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanım mı diyeyim? Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle sesleniyorum. Yani bu ülkede bazı şeylerin değişmesi lazım. Biz vergi alınmasın demiyoruz. Okey, vergi verelim. Bu konuda %100 haklısınız. Ama yani bu kadar olmasın. Lütfen, lütfen. Biz bu konuda çok çok müzdaripiz. Aşırı müzdaripiz. Yani artık insanlar arabalarından bıktı. Arabalarını başına bela olarak görüyor. Çünkü bir araba artık insandan çok harcıyor neredeyse. Ve bu yüzden ciddi sıkıntıdayız. Umarım belli bir yerlere gider bu video. Umarım belli kişilere ulaşır. Bunlar da arkadaşlar, belli bir yerlere gitmesini istiyorsanız bunlar sizin sayesinde olur. Sizler ne yapacaksınız? Bu videoyu paylaşarak, duyurarak belli bir yerlere götürmeye çalışacaksınız. İnşallah gider. Sanmıyorum ama hiç ümidim yok. İnşallah bir çare olur. Ertesi gün güne uyandığımızda şöyle bir haberle uyandığımızı düşünsenize. Mazot ve benzinden alınan vergiler düşürüldü. İşte benzin 3,5, mazot 3 liradan satılıyor. Ben buna razıyım. Ya da benzin 3, mazot 2,5 liradan satılıyor. Ben buna razıyım ya. Var ya, dünyalar benim olur ya. Ve ben öyle olduğunda inanın alemle daha huzurlu biri olurum. Etrafımdaki arkadaşlarımla sosyal bağlarım daha da gelişmiş olur. Akrabalık bağlarım çok çok daha ilerler. Niye? Çünkü ona göre şu an ne yapıyorum? Bir yere mi gidilmesi gerekiyor? Bir akraba ziyaretine mi gidilmesi? Ya sonra gitsek. Bir şekilde erteliyorum. Gidemiyorum. Neden? Yakıyor çünkü bu illet. Ya da ailemle bir gezintiye mi çıkacağım? Ya bu ay idare edelim. Şu ay idare edelim. Ne oluyor? Çünkü yakıyor bu illet. Ben bunun yakıtını karşılayamıyorum. O yüzden gidemiyorum, gelemiyorum. Ne oluyor? Akraba bağları zayıflıyor. Aile içinde birbirinize bağlarınız zayıflıyor. Yani bu tamamen, bakın, zincir halkası dedim ya. İşte hep bunlar böyle zincirin halkaları. Böyle birbirine geçirin. O kadar büyük zararı var ki bu benzini bu kadar almamızın ya da mazotu bu kadar almamızın bize, insanlara. Ya umarım iyi yerlere gider video deyip kapatmak istiyorum. Söylenecek çok şey var. Beni anlıyorsunuz. Söylemediğim çok şey var. Ama söyleyemiyorum. Bazı şeyleri bu ülkede söyleyemiyoruz. Söyleyemiyorum da. Ne diyeyim? Ben hiçbir şey demiyorum. Her şey ortada. 5.50'den benzin alıyoruz. Ve buna da çok iyi diyorsanız alkışlıyorum sizi, tebrik ediyorum. İnşallah 10 lira olur. Tek temennim mazotun da 8-9 lira olduğu günleri görmüş oluruz. O alkışlayan, bunu isteyen, bunu seven, bundan hoşnut olan insanlara sesleniyorum burada. Umarım gerekli yerlere ulaşır. Umarım bir faydası olur. Çok yazdınız böyle bir video çek diye. Umarım iyi olur. Sizleri çok seviyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram nickim sağdan soldan hep gelip gidiyordur video sırasında. Otomatik koyuluyor. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalı da beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.